Biri 3'e böldüm 1 kalmış. 2'yi 3'e böldüm 2. 3'ü 3'e böldüm 0. 4'ü 3'e böldüm 1 şeklinde periyodik olarak devam ediyor. Yani 1 2 0 1 2 0 1 2 0, 1, 2, 0. şeklinde her üçlüde 3 kalan var. Her üçlüde 3 kalan var. Bu şekilde 42'yi 3'e böldüğümde 14 buluyorum. Buranın toplamı 42'ymiş bu kalanların toplamı. Demek ki burada 14 tane takım var bu şekilde. Yani aslında 14 çarpı 3'ten 42 sıra var. Şimdi 42 sırayı 4'e bölelim. 1'i 4'e bölersem 1 kalır. 2'yi 4'e bölersem 2, 3'ü 4'e bölersem 3. 4'ü 4'e bölersem 0 kalır. Tekrar 1 2 3 0 şeklinde devam eder. Bu sefer 4'lü periyotlar şeklinde ilerliyor. 6 6 oluyor her bir periyottaki kalan sayı Toplam bizde 42 sıra var. 4'er 4'er 40 sıra bu şekilde devam eder. 40 sırada da 6, yani 4 4 4 10 tane takım olur. 6 çarpı 10'dan burası 60 olur. Geriye kalır 2 sıra. 2 sırada da 1 ve 2'ye gelir sıra. Yani en sonda da 1, 2, 3, 0 olacağı için 1 ve 2'ye gelir. 3 de buradan gelir. 63 olur. Toplam doğru cevap B seçeneği. X, şöyle çözümleyelim. X, 0, X, Y artı 100 Z şeklinde. Eşittir. 1000 artı 11. Bu da 1011'i çözümledim. Çarpı X, Y artı kalan Y, 0. Biraz daha çözümleyelim. Burada 1000 tane x var. xy var. Bir de şu xy var. Artı 100 z. Eşittir dağıtıyorum. 1000 tane xy. Artı 11 tane xy. Artı 10 tane y. 1000 tane xy'ler gider. Şuradaki 11 tane de 10 xy olur. Artı 10 y. Eşittir 100 y yüzler yani hepsinden onları birer tane sıfır atarsak 10z eşittir x'ye artı y olur. Sonuçta y ile y'nin toplamı 10 çarpacağım için sonu sıfır olacak bu sayının başı ne olduğu önemli değil. Sonun sıfır olması için 5 5 olması gerekir. Doğru cevap C seçeneği. Buradaki bilye sayısı 8 tane buradaki y tane olsun. Bunlar 12 gramlık bunlar 16 gramlık olsun. Karşılıklı ağırlıklar eşit yani 12x eşittir 16y. Buradan x sadeleştirelim önce. X 4K, Y 3K olabilir. Toplam bilye sayısı yani 7K altın katı olacakmış. En az 6 verebilirim K'ya. Öyleyse herhangi bir kefedeki bilye sayısını hesaplayalım. Zaten eşit. 3 çarpı 4 çarpı 6, 288. Doğru cevap C seçeneği. 3 kişiler. Üzerlerine birer kişi geliyor. Birer müdür. Sonra bunlar böyle birer takım oluşturuyor. 4 tane olduklarında bunların başına bir müdür daha geliyor ve toplam 17 kişilik en alt takım oluşuyor. Yani ikinci derece müdür ve birinci derece müdürler var burada. Bu 17 kişinin içindeki 3 kişileri direkt hesaplıyorum. Her 17 kişinin içinde 12 tane o 3 kişilik ekipteki kişi sayısını bulacağız. Şöyle 3 kişilik diye not alalım. 12 kişi var. Sonra bu 17 kişiler 5 takım olduğunda yani 17 çarpı 5 bir de bunların başına müdür atanıyor. 86 kişi oluyor. Peki bu 5177 kişi içinde kaç tane 86'lık kişilik ekip var ona bakalım. 5177 86'ya bölüp bulabilirsiniz. 86 çarpı 60 artı 17'dir. Demek ki 60 tane ekip var böyle. 86 kişilik. Her 86 kişilik ekibin içinde kaç tane 3 kişi var onu bulalım. 17 kişilik ekipte 12 kişi vardı. Burada 5 ekip var. 5 kere 12'den 60 kişi 3 kişilik ekipten geliyor. E bizde de bu şekilde 60 ekip var. 60 çarpı 60'tan 3600 olur. Bu 17 kişi de şöyle bir grup olur. Onun içinde de 12 kişi vardı zaten. 12 de oradan 3612 doğru cevap A seçeneği. Ali Berk ve Can ile ilgili bilinen bir şey var. 4. Ali'nin topu kesinlikle ve Berk'in topunun numarası Can'ın topundan büyük. Olabilecek durumları yazalım. Can oyunu kaybettiğine göre bu 3 numaranın toplamı Kart numaralarını toplanın. Sadece jan numarasına tam bölünmeli, diğerlerine de bölünmemeli. 8 3 verdiğimde 15 oluyor ve 3'e tam bölünür. 8 6 verdiğimde 18 oluyor, 6'ya tam bölünür. 8 2 verdiğimde 14 2'ye tam bölünüyor ve bir durum daha var. 4 6 5. Bunda da yine 15 5'e tam bölünüyor. Belki kaç numaralı topu çekmiş olabilir diyor. Belki için iki durum var burada. 6 yaşlıklarda görüyoruz doğru cevap C seçeneği. 1'den 100'e kadar Artışık sayıların toplamı 100 çarpı 101 bölü 2, 5050 olur. Bu tüm kartların numaralarının toplamı. Ali artışık tek sayıları almış. 1, 3 şeklinde devam eder 99'a kadar. Burada da sondaki terime 2'ne eksi 1 deriz ve n'yi 50 buluruz. Sonra ne kare kuralı bize artışık tek sayıların toplamını verdiği için 50'nin karesi 2500'de Ali'nin aldığı kart numaralarının toplamı. Mehmet kalan kartlar içerisinden 3'ün kart katlarını almış. Tekler gitti. Üçün katı olacak ama aynı zamanda çift olacak. Yani biz altının katlarını bulacağız. 96'ya kadar. Bunu da son terim eksik terim bölü 6 artış miktarı artı 1 yani burası terim sayısı. Çarpı son terim artı ilk terim bölü 2. Bu da örtanca terimi veriyor. Bunların işlemini de yaparsak 816 buluyoruz. Bu da Mehmet'in aldığı kartlar. Ali'nin toplam kart numaralarının içinden, toplamının içinden Ali ile Mehmet'i çıkarırsak kalan kartları da Kemal alıyor. Yani 5050'nin içinden 2500 ve 816'yı çıkarıyoruz. 1734. Doğru cevap C seçeneği. Ne eşittir 3? Ne eşittir 3 için durumları inceleyelim. İkisi birden 3'e tam bölünse yani 3x-3 olsa, diğeri 3y-3 olsa ve bu büyük olabilir mi? X büyük Y olur ama X küçük Y verilmiş. Diğer durum inceleyelim. İkisi birden bölünmese bu şekilde yine x büyük y çıkar. Bu durumda mümkün değil. Diğer durum x bölünmese ve y bölünse. Burada da x büyük 9 y eksi 9 çıkar. Buna uygun x y ikilisi bulamıyoruz. Çünkü y x'den küçük olacağı için y'ye 2 e, versek çok büyük bir sayı çıkıyor. Bundan büyük bir x bulamayız. 1 versek 0 oluyor. Ve e, x bundan daha büyük. 0'dan daha büyük. Ancak 1 olabiliyor. Bu da mümkün değil. Şeklinde Şuna karar verdik. Tek bir durum var. 3x 3 yani x bölünüyor. Ve y bölü 3 bu da bölünmüyor. Buna göre de değer vereceğiz. O yüzden böyle yazıyoruz. Bölün, x bölünecek y bölünmeyecek şekilde değer veriyoruz. x'e 0 verirsek karşılığında değer bulamayız. Çünkü x'e 0 verirsek y'nin de daha küçük olması gerekiyor 0'dan. Eksi 3'ten daha küçük olması gerekiyor. Böyle bir şey mümkün değil. 3 verebiliriz. 3'e bölünen tek sayı bu var bizim için. 3 verdiğimizde 9 eksi 3'ten 6'dan y bölü 3 daha küçük çıkacak. y 18'den küçük çıkacak. Bütün değerler sağlar öyleyse. Ama şartımız y 3'ten büyük. x'e 3 vermiştik. 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olamaz. Çünkü bölünmeme şart var. 3'e karşılık 4 olabiliyor. 3'e karşılık 5 olabiliyor. İki durum var doğru cevap var seçeneği. 10'a böldüğümüzde 7 kalıyor. 14'e böldüğümüzde 9 ve 18'e böldüğümüzde 17. Aşağıdaki sayılar için 7'yi hemen 14'e bakalım. 7'ye böldüğümüzde kalanı bulmak için 9'u 7'ye böleriz 2 kalır. Ve 5 için de 10'a bakalım. 5'e bölümünden kalan için 7'yi 5'e böleriz 2 kalır. Diğerleri 2, 3 ve 6 da 18'in içinden sayılar. 2'ye böldüğümüzde 17'yi 2'ye böldük 1 kalır. Burada da bakabilirdik aynı şekilde. Burada da 1 kalırdı. Şimdi tekrar toplamayalım diye çiziyorum. 6'ya böldüğümüzde 18'in içinde olduğu için 17'yi 6'ya bölerim 5 kalır. Ve 3 içinde burada bakıyorum 17'yi 3'e bölerim 2 kalır. Bu kalanların toplamını istemiş. 7, 2, pardon 7 yok. 2, 4, 6, 7 ve 5 daha 12 doğru cevap D seçeneği.